Sports TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. 5. sette sizlerleyiz bugün. 5. sette tabii ki Savaş abinin yokluğunda bugün Burcu Hakkemez Dal'a ben eşlik ediyor olacağım. Bugün özel tabii ki bir durum. Hemen bunun altını çizelim. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Barbiler olarak Savaş abinin deyimiyle değil mi? Pardon, Barbiler olarak bugün yayındayız. Savaş abim yetişemedi. Ona da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Umarım ki onu aratmayız diyelim. Kesinlikle öyle. Kendimi bir an yaza gitmiş gibi. Ya evet, ve böyle önümüzde notlar sanki böyle Milletler Ligi sonra bir Avrupa Şampiyonası vari bir hava. Çünkü gerçekten o kadar not var ki, o kadar da konu var. Aynen öyle. Gerçekten voleybolun zorluğu da burada bu arada. Yani diğer programları da hazırlarken evet arka planı gerçekten karmaşık olabiliyor ama gerçekten voleybolda temsilcilerimiz Avrupa'da da bence burada başarı da yatıyor bunun altında. Hemen bunun altını çizeyim. Avrupa'da çok iyi mücadeleler sergiliyor ve Efeler ve Sultanlar Ligi'ni seninle yayın öncesi de konuşuyorduk. Ayrı ayrı incelediğimiz için bence o yüzden böyle oluyor diye evet düşünüyorum. Ben. Esra çünkü kadın basketbolu programı da yaptığı için az önce evet onu konuştuk. Orada diyor bu kadar diyor, bizde diyor bu kadar diyor sürüyor diyor. Evet. Evet, bizde biraz tabii tempo yüksek ve hem erkek hem kadınlarımızla Avrupa'da ilerlemeyi başaran takımlarımız hı-hı olduğu için de bugün gerçekten çok yoğun bir içeriğimiz var. Bence hemen başlayalım. Evet, kesinlikle öyle. Sadece takımlarımız değil biliyorsunuz sevgili izleyenler, temsilcilerimiz de bizi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Tutku Burcu Yüzgenç. Şu anda Almanya'dan bizlere bağlanacak, hattımızda bizleri bekliyormuş. Tutku hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Seni gördük, daha iyi olduk tabii ki. Şimdi ödülden bahsedeceğiz. Almanya'ya uzanacağız biraz. Hem takımda hava nasıl, senin için nasıl gidiyor işler, bunu soracağız. Yani aslında ben şöyle başlamak istiyorum. Sakatlıktan döndükten sonra çok iyi dönüş yaptın, öyle söyleyeyim. Şu anda da altın MVP seçildin. Sanıyorum ki 18 sayıyla tamamladıktan sonra altın MVP seçildin. Hem bunun hikayesini soracağım hem de takımda hava nasıl gidiyor bunu da sormuş olayım. Öncelikle teşekkür ederim. Evet, geri dönüş yaptım. Hem de güzel bir şekilde oldu. Çünkü çok zor bir periyottu. Takımama da bir an önce yardım etmek istiyordum. Fırsat geçti, değerlendirdim diyeyim. Takımda da şu an olumlu bir hava var. Benim de dönmemle birlikte daha pozitif. Çünkü hani şu an kenarda sakatımız sadece çaprazları, yani çapraz ameliyatı olanlar var. Onun dışında sakat da yok kenarda. O yüzden hedefimiz playoff. Onun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta evimizde oynayacağız. Devam, heyecanlıyız. Ne kadar mütevazi anlattı. Evet, altında, sakin, çok sakin. Gerçekten. Tutkucuğum, Tutku mu diyeceğiz, Burcu mu diyeceğiz? Fark etmez ama çoğu kişi Tutku diyor bana. Tutku diyor, tamam peki. Tutkucuğum, şimdi Almanya farklı bir lig. Sen de orada yani aslında çok cesurca bir hareket yaparak kariyerin için bence çok doğru bir hareket. Oraya transfer oldun. Almanya'da çok da Türk var. Seni gelip destekliyorlar mı? Önce onu soracağım. Kesinlikle. Şiver'inde çok fazla Türk yok. Ama tanıdığım Türklerle zaten iletişim halindeyiz. Onun dışında deplasmana her gittiğimde tribünden hani Tutku diye seslenip işte senin için geldik maça, 80 kilometre geldik, o kadar geldik falan diye böyle gitgide yükseliyor sayım. O yüzden çok mutlu ediyor beni. Peki Türkiye ile Almanya ligini ya da voleybol seyircisini daha doğrusu. Çünkü biz genelde işte Almanya milli takımıyla uluslararası turnuvalarda ya da Şampiyonlar Ligi'nde ben de Schwering'e gittim Eczacıbaşı ile birlikte. Sanırım bir 3 sene falan oldu. Gerçekten çok küçük, akşam 6'dan sonra kapkaranlık, böyle tam bir Alman küçük şehri. Şimdi senin arkanda karanlık zaten. Yani orayla buranın çok farkı var mı? Seni çok zorladı mı daha doğrusu Almanya'da oynamak? Beni şu açıdan zorlamadı. Ben buraya gelirken her şeyi kabul edip geldim. Yani gerçekten dedim ki saat 4'te hava karardığında takılmayacağım. Soğuk burada. O yüzden burada maç oynamak bence daha zevkli Türkiye'de. Tabii ki Fenerbahçe'de oynadığımda da hep neredeyse full salon oynuyorduk. Ama burada nereye giderseniz gidin bütün tribün dolu. Yani evet, bizim evet fanlarımız zaten her yerdeler. En iyi taraftar bence bizde kesinlikle. Çok tatlılar. O yüzden oynamak burada daha zevkli. Bana öyle geliyor.
Evet, geçen hafta da Arelia'yı bağladık. O da Fransa'da biliyorsun mücadele ediyor, bizi temsil ediyor. O da aynı şeyi söyledi. Hani seyirci olarak Türkiye'ye göre çok daha iyi bir potansiyel var. İşte bizi hiç yalnız bırakmıyorlar diye. Peki sence bu sezonda Tutku'nun daha başarmak istediği, yapmak istediği şeyler neler? Yani sakatlıktan çıktın, evet MVP ödülünü kazandın ama eminim ki hani üstüne koymak istediğin şeyler vardı. Yani sezon bittiğinde Tutku hangi noktada olursa tamamen başardım, Almanya'da istediğim noktaya geldim diyebilecek? Şöyle, benim sakatlık sürecimde o sürede iki kupadan elendik. O yüzden hedefim sezon sonu kupasını alıp bitirmek. En büyük hedefim şu an bu. Tabii ki sağlığımla birlikte üst bir seviyede voleybol oynayıp sezonu kupayla kapatmak. Hani buradan izin böyle güler bir şekilde rahatlıkla bitirmek istiyorum bu sezonu. Peki bir de geçenlerde son sorum olsun, çok da seni tutmayayım, antrenmana çıkacaksın çünkü bildiğim kadarıyla. Geçenlerde uçağa alınmadın, onun haberi yapıldı. Bayağı bir ortalık karıştı. Tam olarak ne oldu yani, evraklar falan her şey tamam ama seni almadılar mı? Evet, gerçekten öyle oldu. Ben pasaport kontrolünden geçtim, hiçbir sıkıntı yok. Tam uçağa bineceğim. Hostes, daha doğrusu yani çalışan dedik ki uçağı alamıyoruz sizi. Nasıl yani dedim. Alamıyoruz dedi. Nasıl dedi. Almanya polisi kabul etmiyor sizi dedi. Almanya dedim, polisi. Evet öyle diyor. Yani sormuşlar 5 dakika içerisinde, bir de Almanya hükümeti cevap vermiş. Yani bu imkansız. Sonrasında dedim ki o zaman siz beni gönderin, orada kabul etmesinler. Aynen öyle. Şey, yapamayız biz falan. Nasıl olur alamazsınız diye öyle bir konuşma. Sonra ben zaten direkt polise yukarı çıktım. Adam diyor ki bana, ben geçirdim, sıkıntı yok. Hani evran tam, neden almıyorlar uçağı diyor. Sonra ben tabii saatlerce havalandı bekledim. O sırada da sosyal medyada yayıldı. Evet. Hemen geçtiler falan. Ertesi günü bu sefer nedense Hamburg polisi kabul etmiş. Beni uçağa aldılar. Bir şey söyleyeceğim. Rakip takım ayarlamış olmasın bunu Almanya'da? Yani bilemiyorum. Berlin'e uçacaktım normalde. Hani Berlin'den kabul etmeyip Hamburg'dan kabul ediyorlar. Demek ki hani buradan Berlin'e geçmemi istediler falan. Herhalde öyle şeyler oldu. Bayağı bir karışmış ortam. Ama demek ki ortam. Belgelerde bir sıkıntı yok ki artık. Evet, aynen öyle. Yani. Bir günde o sıkıntı ortadan kalkması herhalde. Neyse, bence ben bunun altında rakip takımda bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu araştıracağız senin için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Senin de antrenmanın var Burcu'nun da dediği gibi. Var mı eklemek istediğin bir şey? Ben çok teşekkür ederim. Artık Türkiye'ye gelince yüz yüze de istiyoruz. Her hafta MVP seçilirsen her hafta bağlanalım istiyoruz. Uğurlu gelebiliriz çünkü. Teşekkür ederim. O zaman cumartesiyi bekliyorum ben. Tamam. Tamamdır. Başarılar dileyelim sana. Çok teşekkür ederim. Biz sağ de olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ha canım, evet. Ya neler çekmiş, almamışlar uçağı şey ama falan. Ama çok ilginç değil mi yani, ben sporcuların böyle şeyler yaşamasını. Ha, bence de yani zaten devamlı mesela gidip geliyor, hani evra da tamam yani almıyor ne demek. Ve sporcu mesela yani ne olabilir ki, evra nasıl eksik olabilir yani, ki oldu da mesela neden zorluk çıkarılır ki böyle durumlarda? Ben bilmiyorum, hiç doğru mu düşünüyorum ama. Hiç yani gerçekten hiç anlamıyorum. Sonuçta milli bir sporcu bizi Almanya'da temsil ediyor. Hani Almanya tarafında da sıkıntı varsa bir günde o sıkıntı nasıl çözüldü falan. Yani şehir böyle hep farkı mesela var diyor. Yani. O da birazcık ilginç geldi bana yani. Aynen öyle. Son zamanlarda çünkü o branş fark etmeksizin bu vize, pasaport evet, evet, oluyor, ilgili oluyor. Sıkıntılar çok yaşanıyor. O yüzden hani sporcunun ekstra motivasyonu düşürebilir diye düşünüyorum ben ama Tutku'nun düşürmemiş. Tutku bilakis daha gaza gelmiş. Daha gaza gelmiş. Ama iyi de olmuş yani, MVP seçildi ve bizi de iyi bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. Kendisi de yurt dışında diyelim, gerçekten farklı bir lig orası. Aynen öyle ama dediği aynen gibi gerçekten ben Şiver'in de Eczacı'nın Şampiyonlar Ligi maçında onlarla birlikte gitmiştim. İnanılmaz bir taraftar potansiyeli, salon full ve hani takımla birlikte böyle her hareketi takip eden, her hareketi bilen, ona göre reaksiyon gösteren, reaksiyon gösteren ve
maçı takip ederek izleyen bir seyirci potansiyeli var Almanya'da. Bu da tabii Tutkun da dediği gibi çok net bir şekilde oynanan voleybola ve sahada mücadele eden sporculara da olumlu yönde yansıyor. Evet, kesinlikle. Öyle. Tabii ki artık yeni bir formata geçtiğimiz için 5. set. Esra çok mutlu bu formatta. Ben çok mutluyum. Özellikle arka planı da hazırlarken böyle gerçekten keyif alıyorum. Normalde de keyif alıyordum bu arada sizinle çalışmaktan. Yok, ama almıyordu bak bak. Sosyal medya olunca çünkü çoğu şeyi oradan takip ediyoruz ve orada da çok fazla paylaşım oluyor. Evet. Bu arada sen de çok sevdin. Bunun da farkındayım ben. Yani hiç saklama diye ekleyeceğim. Sosyal medyada gözümüze çarpanlar diye bir bölümümüz var. İlk. Evet. Programımıza girişimizde. Şimdi arkadaşlarımız yavaş yavaş ekrana getirebilir. Eczacıbaşı voleybolda olduğu kadar acaba bowlingde iddialı mı diye videoya şöyle bir pas atayım ben, bir izleyelim. Zaten devam edeceğiz. Sonuçları da görüyor olsaydık bu arada. Bence onları çok yansıtmak istememişler evet. gibi geldi bana. Boşko için biraz zorlandığını gördük. Hande'nin değişik bir stili var. Karpuzlama şeklinde bowling topunu atmaya çalışıyor. Ama tabii hani böyle kamplarda, maç aralarında, antrenman aralarında bu tip sosyalleşmeleri hani takımlarda görüyoruz. Bowling'de değişik bir ortam olmuş. Tebrik ediyorum Eczacıbaşı takımını. Bu performanslarının sahaya yansımasını diliyoruz. Acaba boyun önemi var mı Burcu? Ne diyorsun mesela? Tabii biraz yani alçalman tabii gerekiyor kendini. Ya. Simge tabii daha avantajlı. Değil mi? Daha kısa olduğu için. Hani Boşkoviç için o birazcık daha zor gibi diz diyorum. Kırıp atılması gerekti. Ben çok severim bowling oynamayı bu arada. Gerçekten. Fena da değilimdir yani. Çok yeteneksizim bu konuda. Ha sen o küçük olmana rağmen yani. Top sana ya ağır geliyordur tatlım. Boy burada tabii ki boy avantaj oluyor kısa boylu olmak. Kullanamıyorum orada diyelim yani. Top ağır geliyor. Evet kesinlikle Barbie'ye. Öyle. Ki orada topu uzun süre seçen biri vardı. Kimdi hatırlamıyorum şu anda. Boşkoviç. Yani. Boşkoviç miydi? Evet. Evet. Şimdi sosyal medya paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde de gördüm bu arada bu paylaşımı. Zehra'nın futbolcu olsaydın hangi mevkide oynardın? Sorusuna o kaleci olurdum cevabını verir ve bunun üzerine bir daha video çekiliyor galiba. Şimdi arkadaşlarım sesini de açarsa bir dinleyelim. Kaleci olmak ister. Yani şimdi boyum uzun. 90 dakika koşamam ben. Defans. Aşkım. İşte atarım değil mi? Orta oyuncuda futbolca futbolda kaleciliğe maçta, geliyor ya. Maçta blok yapamazsan kenara gelirken ben değişim. Abim kaleci. Olsun kardeşim abim kaleci. Orta oyuncu aslında mantıklı olur, yani olur. Orta oyuncuysam evet. kaleci olurum diyor. Hani savunmada daha ön planda olduğunu varsayarak ama sonuçta orta oyuncu çok fazla hareket eden bir mevki voleybolda. Yani devamlı koşuyorsun, sağa koşuyorsun, sola koşuyorsun, zıplıyorsun, hücum ediyorsun. Kaleci daha durağan bir evet. pozisyonda futbolda. Ama tabii kızcağız da koşmaktan, zıplamaktan koşmak yorulmuş istedim. Olabilir. Bence çok doğru bir karar vermiş. Ve boyu da uzun. Boyu şimdi, uzun evet yani zaten futbolda aynen. hani artık görüyoruz aslında ya eskiden de o kısa futbolcular şimdi sanki daha uzun kaleci mi olarak? Yok yani normal sahada oynayan da ilk 11'deki bütün pozisyondaki oyuncular da uzun boylu oyuncular oluyor yani. Evet ya savunma tarafında evet uzun boylu oyuncuları görüyoruz ya da kalecilerde görüyoruz ama Zehra'nın burada bence tabii voleybolda hareketli olmayan bir mevki olmadığı aynen için. Aynen öyle. Ya futbolda zaten hani top sizin alanınızda değilse duruyorsun yani. Evet, kaleciler yalnızdır bu arada. Zehra biraz yalnız kalmak istiyor. Biraz kafa dinlemek istiyor gibi biraz, geldi evet, bana. Kafa dinlemek istiyormuş gibi düşündüm ben.
Biliyorum. Evet, doğru bir karar olmuş Zehra'cığım. Tebrik ediyorum ama Zehra'cığım sen voleybolla devam tatlım. Boş evet, kesinlikle. Öyle hemen bir sonraki paylaşıma geçelim mi? Geçtiğimiz hafta siz yine vermiştiniz galiba Ebra Karakurt. Ebra'nın her hafta olmaması mümkün değil zaten kesinlikle bizim sosyal medya bölümü. Tribünle birlikte hareket ediyor diyeceğiz tabii ki uyum. Bence sıkılmış zaten. Yani şu anda dinleniyor böyle, evet. Yani oynatmıyor antrenörü bir dinlenme modunda ama tribün ne yaparsa onu yapmaya da devam ediyor. Tribünde büyük bir uyum içinde. Zaten taraftarlar o ne yapıyorsa onu da yapıyor olabilir tabii. Öyle bir durum da var. O da Zeyra'nın aksine acaba şey mi? Hareket. O da şey action istiyor. Daha bence forward oyuncusu evet, evet, yani. Ama burada oturuş çok iyi yani. Ya evladım öyle belin ağrımıyor mu demek geldi benim içimden ben bu videoyu. Beni oyuna alın oturuşu. Hadi gidelim şekli. Oturuşu diye düşünüyorum. Sanıyorum ki videolarımız bitti. Şimdi bir açıklama var yani. Ona geçeceğiz. Geçtiğimiz günlerde seninle de konuşmuştuk yayın öncesinde. Tuğba Şenoğlu'nun oyuna girmemesiyle ilgili evet. Menajerlik şirketi Shining Stars'ın açıklaması var. Burada tabii ki kulüp dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği. Şimdi ben bunun şurasını sen Tunç'la da konuştun. Evet. Başka internet sayfaları farklı açıklamalar mı yapmış? Ya bilgi kirliliği olmuş dediğin gibi kendi oynamak istemiyormuş gibi ha, böyle ortalığı karıştırmaya çalışmışlar. Aynen öyle biliyorsun aslında sosyal medyada bu çok fazladır. Hani oluyor. Sosyal medyanın iyi yanından bahsediyoruz ama kötü yanı da budur. İşte çıkmadı kendim oynamak istemiyor işte tepkimi yani, gösteriyor vesaire. Yani şu seviyedeki bir sporcunun. Evet. Ya da sağlık durumu mesela bunun da altı çizilmiş işte sakat mı vesaire. Aynen yani sakatlığı açıklamak istemiyor olabilirler ama kulüp sonuçta Kuzey Boru gibi bir kulübün tabii. Başında da Mehmet abimiz var. Kendi teknik heyeti ve oyuncuyla da karşılıklı konuşup sağlık sebepleri sebebiyle oynayamıyor olması. Ama tabii dediğin gibi hani her şeyden bir olay çıkarmak isteyen, reyting peşinde koşan siteler ve haber içeriği hazırlayan sosyal medya sayfaları çok fazla olduğu için bu tip şeyler de çıkıyor. Ama bence çok doğru bir açıklama menajerlik şirketinden. Sonuçta kendi oyuncusuna hem oyuncuya hem de kulüp açısından çok doğru bir açıklama olmuş. Çünkü sonuçta profesyonel bir voleybolcu. Kulübün onayı olmadan maçı çıkmamazlık gibi bir şey söz konusu. Tabii ha tabii sözleşme feshedilecektir, büyük kavgalar vardı falan. Onlar çok farklı konular ama burada bir sağlık problemi var ve o yüzden de Tuğba hafta sonu oynanan Türk Hava Yolları maçında yoktu. Ya evet ben bu arada bunları yanlış buluyoruz tabii ki. Bu herkesin ortak kararı ama Tuğba milli takımda da biliyorsun milli takım zamanı da böyle şeyler hani duyduk sosyal medyadan. Bir tanesinde uyuyakaldı, şeyi kaçırdı. O yüzden evet. Kadroya alınmadı falan öyle bir şeyler çıkmıştı. Evet yani yanlış. Bu sporcuyu etkileyebilir. Tabii ki biz zaman zaman işte onların açıklamalarını görüyoruz. İşte turnuva zamanları sosyal medyaya bakmıyoruz. Sanıyorum ki Hande'nin açıklamalarından evet, biriydi. Evet, Hande yapmıştı. Evet, evet doğru. Sosyal medyaya bakmıyoruz çünkü etkilenmiyoruz desek de etkileniyoruz ya gibi. Ya etkilenmemek şimdi mümkün değil ya. Bunlar sporcuyu etkileyebilir. Sen daha iyi bilirsin. Etkiler. Bizim zamanımızda sosyal medya yoktu zaten ama. Ama etkileyebilir yani. Bizde de böyle dedikodu dönerdi. Herkes şey. Birbiri arkasında. Aynı şey. Ama evet bence de özellikle turnuva dönemi sosyal medyaya bakmamak mesela. Herkesin hayrına bence. Tabii. Ha, sosyal medyayı kullanmasınlar değil tabii ki kullansınlar. Ama hani postunu koyup, hikayeni koyup, işte videonu koyup, neyin koyuyorsan çıkıp. Sonra bir daha hiç bakmamak bence en mantıklısı. Bence herkes için mantıklısı diye düşünüyorum. Biz de mi öyle yapalım? Biz de öyle yapalım bence Burcu, ne diyorsun? Biz de o kadar uğraşmıyorlar bir tatlım ne olacak tabii, tabii ki de öyle. Diyelim bunu da konuşmuş olduk. Geçtiğimiz günlerde yine konuştuk. İlkinin bir fotoğrafı var tribünle birlikte. Şimdi Ebrar'la ilgili çekil. Tribünle konuşurken babalar sözünü... Tutar pankartıyla birlikte fotoğraf çekilmiş. Bu da bu arada biliyorsun bir şarkısı var. Belki denk gelmişsindir. Sporcular arasında bu da çok yaygınlaştı son zamanlarda. İşte videolar paylaşıp babalar sözünü tutar diye sporcular. Öyle bir şarkı mı var? Böyle bir şarkı sözü var. Yani şarkının içinde bu böyle bir kelime cümle geçiyor. Düzeltiyorum evet. Evet ilkin de Galatasaray'la olan sözleşmesini yeniledikten sonra Dursun Başkan'a... atıfta bulunarak hani iyi bir kadro kurulacak seneye daha da iyi olacağız. Hatta bu sene de başladı transferler herhalde
önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki haftayla birlikte yeni transferler de göreceğiz Galatasaray'dayken de. Tribün de böyle bir şey hazırlamış. Çok da güzel olmuş. Bence de gayet güzel olmuş. Ve fotoğraf çekilmesi de ayrı güzel olmuş bence. Aynen öyle. Diye düşünüyorum. Ve hep tartışılan bir üçlüye geçelim buradan. Boşkoviç, Egonu. Ben de kim o diyorum? Konuya atladım. Konudan konuya atladım biraz. Boşkoviç, Egonu ve Vargas. Bununla ilgili Egonu en iyilerden biri diyeceğim tırnak içinde. Şimdi arkadaşlarım yine ekranlara getirecek. Böyle bir tartışma hep oluyor. Burcu ne diyorsun bu konuyla ilgili? Kim daha iyi? Yani şimdi bence 3 oyuncu da kendi takımlarında hem kulüp işte hem milli takımda en skorer isimler. Hani ayrı bunu değerlendirmek lazım yani? Üçünü de ayrı ayrı mı değerlendirmek? Ya üçünün de tarzı farklı birbirinden bence. Yani mesela yani Egon'u çok fazla defans yapmayan, işte çok fazla çok iyi sıçrayan ama tekniği de muhteşem olmayan bir pasör çaprazı bana göre. Evet. Ama o sıçrama özelliğini en iyi şekilde kullanabiliyor. Vargas'a dönüp baktığımızda Vargas bence geçen yaz dönemiyle birlikte inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Hem defans yapabiliyor, yani önüne gelen topları bile atlayıp topu çıkarabiliyor. Hem sahanın her yerinden hücum edebiliyor. Hem sıçrama özelliği var, hem tekniği iyi. Boşkoviç'e baktığımız zaman Boşkoviç de gerçekten hani seneler içinde evrilen bir pasör çaprazı. Aynı Vargas. Vargas'a birazcık daha benziyor. Yani Egonu'yu ayrı bir yerde tutup Vargas'la Boşkoviç'i birlikte aynı kareye sanki daha koyabiliriz gibime geliyor. Buradaki açıklama da bu arada şu, Egonu'nun üzerine çok fazla sorumluluk verilmesiyle ilgili. Yani bir oyuncu çok çok iyiyse onun üzerine daha fazla sorumluluk verilmemesi gerekir gibi bir açıklama olarak algıladım ben. Bence verilmeli. Yani acımasız diyorum. İyiysen sorumluluk alacaksın. Yani yapacak bir şey yok yani tabii, sonuçta. Tabii. Yani sonuçta bu sene Vargas'ın aldığı sorumluluğu göz önünde bulundurursak gerçekten hani en kritik yerlerde, en önemli maçlarda hep daha fazla kullanılan, daha fazla risk alan, ateşe atılan hep Vargas olmadı mı? Vargas oldu. Yani onunla beraber Ebrar da aynı şekilde. Çünkü en skorer isimler onlar. Skorersen, iyisen, hani bu paraları kazanıyorsan diyeyim, işinde tabii iyisen, işin o kısmı da var, değil mi? Hani milli takımda tabii ki bayrak için mücadele ediyorsun ama sonuçta milli takımdaki performansın yaptığın transfere de yansıyor. Daha fazla para kazanıyorsun. Sahneleri milli takım arenası bence kesinlikle bu oyuncuların. O yüzden iyisen bence olabildiğince fazla görev alıp takımına yararlı bir halde oynaman gerekiyor diye düşünüyorum. Kendi de mesela daha verimli hisseder değil mi bu anlamda? Yani, tabii yani şimdi yani Vargas gibi, Boşkoviç gibi, Egonu gibi oyuncular pas alamayınca üzülen oyuncular, oyundan düşen oyuncular. Yani onları devamlı sıcak tutman lazım. Evet. Yani bu Neslihan için de geçerliydi oynadığı dönemde. Yani pas alamayınca soyup oyundan kopabilir. Ama o gün ama kötü de olsa dönemde bir şekilde ona pas ata onu bir şekilde oyuna sokmaya çalışıyorsun. Mesela işte Japonya maçında Vargas hep dedik ilk sette istediği gibi oynamadı dedik. İşte rötar yaptı, gecikti dedik ama sonuçta pas atmaya devam ettik ki o performansa ulaşabilsin diye. Değil mi? Hatırlıyorsan yaz döneminde konuşurken Vargas'la ilgili bunun altını çiziyorduk. Ne zaman girerse girsin. Aynen öyle yani. Kaldığı yerden devam ediyor. Üçü de öyle yani. Üçü de kesinlikle pas almalı ve sıcak kalmalı oyunda. Evet, kesinlikle öyle. O yüzden üçünü ayrı ayrı değerlendirirsek daha iyi olur diye düşünüyoruz. Ve biraz da istiyorsan maçlara geçelim. Tamam. Temsilcilerimizin Avrupa maçları vardı. Bir yandan Efeler Ligi'nde haftanın en değerli Savaş abi. Ne çok maç vardı değil mi? Her hafta seçiyorsunuz. Artık yeni formatımızda böyle bir şey de yapıyoruz. Evet. Hem Filenin Sultanları hem de Filenin Sultanları dedim. Bu arada biz bittik. Biz milli takımı olimpiyatları değerlendiriyoruz bugün. İlk evet, maçımıza çıktı. Hem Sultanlar Ligi'nde hem Efeler Ligi'nde haftanın enlerini seçiyoruz ama öncesinde bir Avrupa diyeceğiz. Yapalım. Çünkü biliyorsun heyecanlı bir maçtan da çıktık. Vallahi evet yani gerçekten izledik öyle girdik. Sadece ilk sete bu arada odaklanabildim. Daha sonrasında biliyorsun birkaç işim olduğu evet, için aynen. Maçı sana soracağım direkt. Aynen. Eczacıbaşı evet Eczacıbaşı açısından önemli bir maçtı. Çünkü gruptaki sıralamayı belirleyici evet. olan İtalyan rakibiyle olan rövanşa çıktılar bugün Buran Felek'te. Scandicci ile karşı karşıya geldiler ki ilk grup etabının ilk bölümünde mağlup olmuştuk İtalya'da. Bugün de aslında
istenilen oyunun tam anlamıyla oynanamadığı bir maç izledik diyebiliriz Eczacıbaşı Dynavit tarafında. Değişiklikler oldu. İşte ilk başta Elif ile başlandı. Sonra 3. setle beraber Naz oyuna dahil oldu. Hande ile başladı ilk 6. Ferhat Akbaş, Hande ve Voronkova ile. Sonrasında Alexa Gray'i oyuna aldı. Önce Hande'nin yerini aldı. Sonra bir sonraki sete Voronkova'yı çıkarıp Hande ile Alexa Gray'i çapraz oynattı. Ama hani İtalya takımına baktığımız zaman daha az hata yapan, çok daha iyi servis atan bir takım izledik. Özellikle Maya Oglionevic'in bence çok iyi bir pas organizasyonu yaptığını altını çizmek lazım. Yani sonuçta bir tarafta Antropova, bir tarafta Zuting ve ortadan da etkili oynayabilen bir İtalya temsilcisi Scandicci ve bunları da olabildiğince fazla kullandılar. Bizim tarafa dönüp baktığımızda zaman zaman iyi blok yaptığımızı gördük. Özellikle Snetjack'in altını çizmek lazım. Tek ayak hücumlarında %100'e yakın bir performans. Yani maç biter bitmez yayına girdiğimiz için istatistiği alamadık ama yani izlediğim kadarıyla gerçekten tek ayaklarda inanılmaz bir performans sergiledi. Boşkoviç'in altını çizmek lazım. Setleri skorlar hep böyle açık gitti. İşte 13-20 ondan sonra 15-10 filan böyle bu ara skorların açıldığı anlarda özellikle servis turlarında gerçekten çok etkili servis kullandı ve takımının tekrardan setlere dahil olmasını sağladı. Naz sonradan oyuna girdi dedik. Naz'ın oyuna girmesiyle orta hücumlarında özellikle Beyza ve Snetjack'in daha fazla kullanıldığını, Alexa Gray'in de arka ortadan pipe dediğimiz hücumu, yani geri hücumunu çok fazla aktif kullandığını söyleyebiliriz ki bu hücumlar sayesinde de zaten 3. seti 25-16 ile kazanmayı bildi Eczacıbaşı Dynavit. Zaten en iyi ikinci sırada, yani en iyi ikinciler arasına girebilmesi için bir set alması gerekiyordu rakibinden. O seti de alarak grubunu ikinci sırada tamamlamayı başardı diyebiliriz. Ama tabii bu İtalyan takımları biraz fazla canımızı yakmaya başladı bu sene. O da birazcık benim moralimi bozuyor. Şimdi sen maçı çok güzel özetledin. Sen özetlerken ben de bir yandan istatistiklere bakıyordum. Şöyle olmuş olabilir mi Burcu? Servislerde Eczacıbaşı daha az hata yapmış. Evet, çok risk almadılar. Yani bir tek bence Boşkoviç'in servis turu zaten etkiliydi. Yani çok iyi servis attı. Hem direkt servis sayısı anlamında hem de özellikle Zuting'in 4 numaradan açıldığı anlarda onu çok fazla zorlayarak servis atmaya çalıştı Eczacıbaşı Dynavit. Ama daha az hata yapsak da hani bazen çok hata yapıp etkili servis atmak rakibin oyununu daha fazla bozabiliyor. Evet, ace'lerde bu arada eşitlik var diye görüyorum istatistiklerde. 7'ye 7. Burada tabii az hata dediğim tek bir hata. 8 hata biz yapmışız sanıyorum. 9 hata onlar yapmış evet. Servislerde. Ama seriler olarak baktığımızda mesela Boşkoviç'in serileri neredeyse her sette seri yakalamayı başardı ki bir Boşkoviç'in çok fazla arka arkaya servis atmasına çok fazla alışkın değiliz. Yani o dengeyi çok fazla bazen kuramayabiliyor ama bugün gerçekten çok iyi servis attı. Evet, gerçekten öyle. Aslında istatistiklerde yani maçın hikayesine ayrı bakmak lazım tabii ki ama istatistiklerde yani şöyle bir yüzeysel incelesen Eczacıbaşı'nın lehine gibi gözüküyor istatistikler. Yani öyle ilginç bir durum var. Çünkü hücumda da mesela daha az hata yapmış gözüküyoruz. Bilmiyorum evet, tabii ki. Ama yeni bittiği için maç daha detaylı incelemek lazım. Kritik ya yani şöyle mesela set sonunda işte ilk set 13-20 gerideydik sonrasında dengeyi kurduk işte 22-23 yakalıyor olduk seti alacağız dedik orada yapılan iki hata aslında belki de 5'e 3'lük bir hata oranı vardı ilk sette sadece iki sayı fark etti ama o iki sayı işte 25-23 olarak seti kaybettirdi. Küçük nüanslar kazananı belirledi hani 3-1 bile olsa kazananı belirleyen o küçük 2-3 hata oldu. Değil mi kesinlikle? Öyle diyelim ve diğer temsilcilerimizle konuşalım mı Burcu kapatmadan önce Şampiyonlar Ligi şimdi Ligi işte Vakıfbank Vakıfbank geçen hafta kazandı. Aslında rahat bir oyunla kazandı. Fenerbahçe aynı şekilde ki Fenerbahçe şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'ndeki en rahat temsilcimiz olarak yoluna devam ediyor ve büyük bir ihtimalle de Fenerbahçe Opet grubu birinci sırada tamamlayacak. 5'te 5 yaptı. Evet, Vakıfbank'a gelirsek onların da gruptaki baş belaları olan İtalyan temsilcisi Milano ile bu akşam oynuyor, karşılaşıyor olacaklar İtalya'da. İlk maçı İstanbul'da gerçekten büyük bir hüsrana uğrayarak kaybetmişlerdi ama bugün kazanmaları halinde bile aslında grubu ikinci sırada tamamlayacaklar. Birinci sırada tamamlayamayacak durumdalar şu anda. Fakat önemli olan Giovanni Guidetti'nin de yaptığı açıklamaya buradan bir
pas atalım. O evet. da hani biz evet birinci sırada tamamlayamayacağız ama önemli olan o günkü voleybolumuzdan, bugünkü voleybolumuzdan ne kadar geliştiğimizi, ne kadar çok çalıştığımızı göstermek istiyoruz dediler. Tabii o da hani o İstanbul'da akan kanı yerde bırakmak istemiyor büyük bir olasılıkla. Çünkü gerçekten hiç alışılagelmedik bir Vakıfbank oyunuyla karşı karşıya gelmiştik. Ve 3-0'lık net bir skorla İtalyan temsilcisi kazanmıştı. Yani bu durumda Fenerbahçe Opet birinci sırada grup etabını tamamlayacak. Büyük bir olasılıkla Vakıfbank ve Eczacıbaşı Steinewitt de gruplarını ikinci sırada tamamlıyor olacaklar. Yani genel çerçevede böyle gözüküyor. Aynen öyle. Evet. Şimdi erkeklerde tabii ki ya bu hafta bu arada sadece iki temsilcimizin mağlubiyetini gördük, öyle değil mi? Erkekler ve kadınları böyle topladığımızda. Evet, Halkbank kendi evinde Piacenza'yı evet. 3-0 kaybetti. Onun dışında da Fenerbahçe Paralapara Sev Kupası'nda deplasmanda kaybetti. Aynen, onların evet. rövanş maçları zaten bu hafta oynanacak. Evet, kesinlikle öyle. Böylelikle erkekleri de aslında konuşabiliriz. Ziraat Bankart'ta. O da garantiledi çeyrek finali bu arada. O da bu arada 5'te 5 yaptı. Aynen öyle ki zaten yanlış söylemeyeyim ama 2 set alması yeterli oluyordu. Evet. Çeyrek finale yükselebilmesi için Ziraat Bankart'ın. Onlar da Roselera'yı 3-2 Ankara'da yenerek çeyrek final biletini ceplerine koydular ve yola devam ediyorlar. Evet, Halkbank'ın durumu birazcık kritik. Onlar kendi evlerinde İtalya temsilcisi Piacenza'ya 3-0 yenildiler. Halkbank'ta bir düşüş var. Düşüşün sebebini bir türlü algılayamıyorum, yani çözemedim. Aslında baktığında evet sahada mücadele eden bir takım, gerçekten çok değerli oyunculardan kurulu bir takım ama o sene başındaki hücum ahengini, yani işte hem Abdelaziz'le hem Engabet'le hem Matić'le ve sahanın içindeki bütün smaçörleriyle aynı anda böyle rengarenk oynayan Halkbank'ı şu anda çok göremiyoruz. Hep böyle bir kolda bir sıkıntı oluyor, bir noktada bir sıkıntı oluyor. Umarım ki onlar da en kısa zamanda toparlayacak. Evet, kesinlikle öyle. Halkbank'ta yarın sanıyorum ki 17 Ocak. Evet, 17 Ocak'ta Benfica takımına konuk evet. oluyor. Ziraat Bankart'ta yarın Yunanistan'ın Olympiakos temsilcisiyle karşılaşacak. Temsilcilerimize başarılar dilemiş olalım ve böylelikle de aslında Efeler Ligi'nde şöyle bir geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Buradan aynen biraz öyle. Kısa mı tuttuk sanki Avrupa'da? Yok yani. Siz ne kadar tutuyorsunuz diye mi? Sev Kupası ve Challenge Kupası'nda da yola devam eden takımlarımız evet. var. Onlar rövanş maçlarını oynayacaklar. Arkas Spor deplasmanda galip gelmeyi başardı geçtiğimiz hafta. 3-1'lik Soria'yı yenmeyi başardı ki Arkas Spor gerçekten yükselişte. Onu zaten Efeler Ligi bölümünde de daha detaylı konuşacağız. Aynı şekilde Sev Kupası'nda Fenerbahçe Paralapara dedik deplasmanda evet. yenildi. Onlar da rövanşlarına çıkacaklar. Ne gün çıkacaklar? 18'inde çıkacaklar. Bu hafta biraz böyle 16'sı, yani bugün bütün kadınlarımız Şampiyonlar Ligi maçlarını oynuyor. Evet. 17'sinde gene erkeklerimiz bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor ve Sev Kupası maçları oynanıyor. Fenerbahçe erkeklerde. Paralapara 18 Ocak. Evet. Evet. 18'inde de Nilüfer Belediyesi'ni Challenge Kupası'nda sahada göreceğiz ki onlar da Lupoj'u deplasmanda geçtiğimiz hafta 3-1'le geçtiler. Hı hı. Yani aslında takımlarımız iyi gidiyor. Galatasaray HDI Sigorta da aynı şekilde Challenge Kupası'nda Fonte Bastardo'yu deplasmanda 3-0'la geçti. İyiyiz yani. Bence rövanş, yani geçtiğimiz hafta kaybedenler bile bu sene işte Sev Kupası ve Challenge Kupası'nda kendi evlerinde oynayacakları maçları kazanıp yollarına devam edebilirler gibi. Evet, o zaman biz yine tüm temsilcilerimize başarılar dilemiş olalım ve Efeler Ligi diyelim. Şimdi arkadaşlarımdan da rica edeyim haftanın sonuçlarını şöyle bir ekranlara getirsinler. Efeler Ligi'nde haftanın sonuçlarını şöyle bir sizler için aktarmış olalım. Halkbank ligde de bu arada şimdi ligi ve belki Avrupa'yı ayrı değerlendirmek lazım, öyle değil mi? Ya biraz öyle ama mesela var şaşırtan maçlar. Tamam, o zaman maç maç gideceğiz şimdi. Maç maç. Biliyorsun bir maç da ertelendi, onun da aslında çizeceğiz evet, zaten. Aynen. Fenerbahçe Paralapara Türşat'la karşılaştı. 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Brand Group Alanya Belediyesi Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti. Galatasaray HDI Sigorta Cizre Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Develi Hatay'ı 3-1 mağlup etti ve Bursa Bigadiç maçı da ertelendi. Bu hafta Covid sebebiyle. Covid
vakaları. Bu arada evet. Vakası da değil, vakaları tabii, sebebiyle. Tabii. Zaten bir taneyle olmuyor. Yani takımda sahaya çıkamayacak tabii. duruma gelince takım oyuncuların birden fazlasının COVID olması sebebiyle. Yani inşallah bu tip vakalar artmaz. Savaş abi bugün gruba da yazmıştı. Evet. Karşıyaka'nın başına da aynı olay gelmiş. Oyuncularının rahatsızlığı sebebiyle onların da bu hafta oynayacakları maçlar ertelenmiş. Yani inşallah bu vakalar artmaz ve ertelenen maçlar en kısa zamanda oynanır. Yani o günleri düşününce gerçekten biraz asabım bozuldu yani. Gerçekten hani, ama yani evden çıkamadığımız ve maçların oynanmadığı, ligin yarıda kaldığı, Şampiyonlar Ligi'nin yarıda kaldığı o kötü günler ne olur geri gelmesin yani. Ya da liglerin ertelendiği vesaire. Aynen. Ama şu an tabii bir salgın söz konusu bu arada. Yani tabii canım ben de oldum. Kız da oldu. Evet. Herkes oldu. Murat Ağacı olmuş. Eve gitti. Demin. Hasta oldu ama. Hasta ama bilmiyoruz tabii ki COVID mi diye. Ateşi hemen çıkmış. Zaten... Ateşi çıkmış. Dedim sende virüs var. Hemen git dedim bir antibiyotik al bulaştıracağım hemen bize. Hemen bir ilaç değil mi? Evet. Evet. Şimdi hangi maç bu arada seni şaşırtan maç? Ya mesela ben Arkas Spor Ziraat Bankkart'ın hani bu kadar net bir skorla biteceğini düşünmüyordum. Arkas Spor gerçekten bir yükselişte. Yani ilk yarıda biz hep diyorduk ya bu Arkas nasıl böyle hani bu kadar da kötü demeyeyim de beklenmedik performans sergiliyor derken evet. Arkas Spor'a gerçekten bu lig arası yaradı. Yani toparlanmış bir şekilde ikinci yarıya başladılar. İki haftadır da galibiyetle devam ediyorlar. Fakat yani İzmir'de oynanan maçta hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Ziraat Bankkart'tan çok uzak bir Ziraat Bankkart vardı. Belki de yorgunlar. Hı-hı. Yani tam da hani hani hem ama Arkas sonuçta deplasmana gitti geldi. Onlar daha yorgun bence. Gerçekten hani iki haneli sayıya ulaşamayan Ziraat Bankkart hücumcularını görünce gerçekten şaşırdım. Ama Arkas tarafına da dönüp baktığımızda hep biz diyoruz işte Halkbank'ta ve Ziraat Bankkart'ta işte üç tane babası maçör var. Bu babası maçörler iki haneli sayılara üçü de ulaştığında gerçekten işte harikalar yaratıyorlar sahada diyoruz. Bunu tam anlamıyla Arkas Spor'da gördük bu hafta oynanan maçta. Nicholas Hoog, Efe Mandıracı ve Grozer, Alman pasör çaprazı. Evet. Bu üç isim de yüksek yüzdelerle ve iki haneli sayılara ulaşarak, ikisi 15, biri 16 sayı üreterek tam anlamıyla Arkas Spor'un o iyi voleybolunu belli bir noktaya taşımış durumdalar. Tabii burada orta oyuncuların da altını çizmek lazım ki zaten haftanın enlerinde de Arkas Spor'dan oyuncular seçtik. Çünkü istatistiklere baktığımızda gerçekten üst noktalara ulaşmışlardı. Metin Ertuğrul Gazi'nin altını çizmek lazım. Gerçekten iyi bir performans sergiledi. Ve Ulaş'ın da hani bu kadar fazla etkili smaçörü olmasının avantajını zaten sever. Hızlı oynatmayı, farklı evet. noktalardan oynatmayı. Bunu da en iyi şekilde kullandığını görüyoruz ki Arkas Spor kendi evinde oynadığı derbide %60'lık hücum. Evet. Gerçekten yüksek bir oran ki Ziraat Bankkart karşısında. Hı hı. O yüzden İzmir temsilcisini tebrik etmek lazım. Bu yükseliş devam edecek mi, etmeyecek mi göreceğiz ama yani ilk yarıyı bitirdikleri noktadan ikinci yarıya başladıkları nokta arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Tabii burada uzun zaman sakatlıklarla boğuşan Efe'nin de sahaya çok olumlu yönde dönmüş olması ve etkili oynuyor olması da en büyük etkenlerden biri. Evet bence genele de bakmak lazım işte hem evinde hem deplasmanda oynadığı maçların istatistiklerine evet. evinde daha yüzdeli oynuyor diyorsunuz. Aynen ama mesela için. İlk hafta Galatasaray'la oynadılar hani orada da galip gelmeyi başladı. Yani ilk yarı kaybettikleri bütün maçları, rövanşlarını şu anda kazanıyor durumdalar. Evet. Hani göreceğiz mesela işte Fenerbahçe'yle oynadıkları maç bence. Gene çok büyük bir önem kazanacak. Aynı şekilde Halkbank'ta oynadıkları maç. Ama sıralamada adım adım yukarı çıkmaya başladılar. Evet ki sen haftanın takımı olarak Arkas'ı evet, seçtin değil Arkas'ı mi? Haftanın seçtim. Enlerinde acaba kimler var bu hafta diye hemen Aksa Sigorta Efeler Ligi'nin enlerine şöyle bir ekranlara getirelim sevgili izleyenler. Haftanın takımı Arkas. Olarak belirlendi. Evet. Haftanın antrenörü ben niye sağ taraftan başladım? Hiçbir fikrim yok. Başar öyle genelde. Olsun böyle başladık. Haftanın antrenörü Glenn Hoog. Evet çok başarılı bir isim zaten. Evet libero olarak Fenerbahçe Parado Paradan Hasan Yeşilbudak.
Çok büyük tecrübe. Evet, evet, gerçekten %60'da bir servis karşılama performansı var. Hı hı. Tecrübe diyeceğim, kendisini bir kez daha tebrik tabii ediyorum. Tabii, kesinlikle. Hemen istiyorsan diğer oyuncuları da söyleyelim Burcu. Ne diyorsun? Evet, yani smaçör olarak Davide Kovac Hatay Belediyesi'nde. Onlar bu hafta galip gelemedi ama gerçekten yüzde olarak baktığımızda iyi bir performans. Aynı şekilde Yiğit Gülmezoğlu Fenerbahçe Paralapara'dan smaçör olarak ikisi en iyi smaçörler olarak ilk altıya girdi. Orta oyuncular olarak demin de belirttik Metin Ertuğrul Gazi Arkas Spor ve Muhammed Ertuğrul Develi Belediyesi'nden gene haftanın en iyi orta oyuncuları oldular. Pasör olarak Alanya Belediyesi'nden Aziz Can Ataoğlan hem blok hem de şöyle bir istatistikte şöyle bir özellik var yani kazandığınız ve kaybettiğiniz sayıları birbirine eşlediğimizde, ortalamalarını aldığımızda evet, artıda kalıyorsanız aslında siz o hafta iyi bir performans sergilemişsiniz. O verimlilik puanı. Aynen öyle. Evet. Burada Azizcan da artı 4 ile gerçekten hem blok hem de pasör olarak hücumlarda iyi bir performans sergiledi. Pasör çaprazı olarak da gene Alanya Belediyesi'nden Bardia Saadet. En skorer 31 sayı yanlış hatırlamıyorsam iyi bir performans sergiledi. Tabii burada hani üretilen sayılarla beraber o dediğimiz verimlilik yani artıda mı kaldı, ekside mi kaldı, hataları aldığı puanları götürdü mü, getirdi mi hani biraz da onlara bakıyoruz. Sahada kaldığı mı? Aynen öyle. Artı hani takımı nasıl etkiledi oynadığı performans? Hani takımı yukarı mı çekti ya da takım düşerken takımı sorumluluğu aldı ve bir adım öne mi geçirtti? Bunların hepsi önemli aslında seçilenlerde. Evet, bu arada eksiye düşüren oyuncular da var yani. Tabii tabii var, evet, olmaz olur mu? Yani mesela çok skorer bir skorer diyorsunuz 15 sayı üretmiş ama eksi -1'de. Mesela sahada kaldığı sürece eksi yazmış takımı. Çünkü daha evet, yani ürettiği sayıdan daha fazla hata yapmış. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Şimdi çok az vaktimiz kaldı bu arada. Niye böyle oldu hiçbir bilgim yok. Barbie'den benden değil. Ben hayır, aynı ben yani. Hayır tabii ki de. Tabii ki de benden de olabilir. O yüzden söylemedim. Hızlı bir şekilde hemen şöyle Sultanlar Ligi'ne geçmek istiyorum. İstiyorsan burada da haftanın enlerinden başlayıp tamam, böyle orada da biraz maçlardan da bahsedebiliriz diye düşündüm. Hemen tabii ki arkadaşlarımdan yine rica edeyim. Vodafone Sultanlar Ligi'nde haftanın enlerini şöyle bir ekranlara getirelim. Bu arada şu dikkatimi çekti. Geçen haftaki enleri tam olarak hatırlamıyorum ama bu hafta sanki yerli oyuncu sayısı daha mı fazla Burcu Sultanlar Ligi'nde? Yok aynı gibi. Ya. Aynı mı? Evet. Aynı gibi. Aynı mı? Evet. Yani genelde böyle bir 3 yabancı giriyor. Tamam. 3 yabancı giriyor evet. Buradan... Geçen hafta belki 4'tü. Bak bir dakika bakacağım. Tam kafamı karıştırdın şu anda. Varsa notlarda. Var tabii ki. Olmaz olur mu? 1, 2, 3. Yok geçen hafta da 3 yabancı, 3 Türkmüş. Ama yani bu hani bu dengeli gitsin diye de seçim yapmıyoruz. Ya bu arada evet. Direkt istatistiklerden yapıyoruz. Belki bir gün gelir hepsi yabancı olur. Ona söz veremiyoruz diye bir açıklama da yapıyor. Burada aynen, haftanın takımı Türk Hava Yolları seçildi. İstiyorsan biraz bir ufak maçtan da bahsederek evet, aynen, böyle gidebiliriz diye ya düşündüm. İşte onlar da aslında Arkas Spor'la Türk Hava Yolları'nı ben birazcık birbirlerine benzetiyorum. İlk yarıda istenileni veremeyen bir Türk Hava Yolları vardı. İşte Zé Roberto gibi tecrübeli bir antrenör, iyi bir kadro ama bir türlü o uyum yakalanamıyordu. İşte Avrupa hı-hı, kupalarından elendiler ve istedikleri voleybolu oynayamıyorlardı. Onlar için önemli bir maçtı Kuzey Boru maçı. İstanbul'da karşı karşıya geldiler ve rövanşı almak için sahaya çıktılar. Gerçekten maç bittiğinde de inanılmaz bir sevinç vardı. Sanki şampiyon olmuşuz. Ama işte o hani üstündeki o kötü bulutları dağıtmak için böyle bir maça ihtiyacım vardır ya. Bu o maçlardan biriydi bence Türk Hava Yolları için de. Baktığımızda Van Rijk'ın gerçekten inanılmaz bir performansı vardı. 31 sayı üretti ve verimlilik olarak baktığımızda artı 22 ile tamamladı maçı. Gerçekten iyi bir performans. Bu haftanın en yüksek verimlilik puanı. Aynen öyle. Evet. En yüksek verimlilik puanı Van Rijk'taydı. Melis'in altını çizmek istiyorum. Libero Melis'in gerçekten çok iyi bir performans ki o da zaten haftanın liberosu seçildi. Yani özellikle
özellikle Türk Hava Yolları'nda o sıkıntılı hücum yani hücumdaki o bir türlü organize olamama ve istenilen performans sergilememe problemini bir nebze aşmış gözüken bir oyun vardı. %40'la tamamladılar. Servislerde bence daha etki olabilir mi Türk Hava Yolları'nda? Kesinlikle olabilir. 9'a 9'luk yani 9 servis kaçtı, 9 servis sayısı üretildi. Dengeli bir servis performansı diyebiliriz. Servis karşılamada mükemmel servis karşılama %41. Kuzey Boru %26'da kaldı. Tabii Kuzey Boru'da Tuğba'nın olmayışı bence çok olumsuz yönde etkiledi. Hem servis karşılama hem de hücum anlamında. Ve Türk Hava Yolları'nda da yani Varank'ın önderliğinde iyi bir performans. Bergman'ın da tabii altını çizmek lazım. O da 15 sayı üretti ve o ikinci en iyi smaçör konumuna kendini yerleştirdi diyebiliriz. Evet, kesinlikle öyle. Bu arada diğer takımlardan da bahsedelim istiyorsan. Vakıfbank'la devam edelim. Bahar Akbay burada haftanın enlerinde. Çok iyi bir performans. Evet. Gerçekten Beşiktaş karşısında çok iyi bir performans. Bahar her geçen gün bence kendini geliştirerek oynamaya devam ediyor orta oyuncu olarak. Onu da tebrik ediyorum. Tabii burada beni en fazla sevindiren Yasemin Güveli'nin performansıydı. Çünkü biliyorsun Eczacı başında kadro hariç kaldıktan sonra ya bu sene hani bir transfer yapamayacak mı, ne yapacak, yapsın diye konuştuğumuz. Hani sonuçta milli takım için de önemli bir isim. Onun Çukurova Belediyesi'ne transferi gerçekleştirdi geçen hafta içinde. Aslında bir Yasemin alıp bir Yasemin verdiler, böyle bir değiş tokuş oldu. Yasemin de Şahin. Belli ki bu süreçte yani kadro dışı kaldığı süreçte çok çalışmış ve kafa yormuş yani oynayacağı performansı. 13 sayıyla Çukurova Belediyesi'nde bir performans sergiledi. 7 tane de blok yaptı. Yeni takımına uyumu bir anda gerçekleşti diyebiliriz. Onu da gene en iyi altın içinde iki orta adamından biri de Yasemin Güveli'ydi. Laura Künzler, Nilüfer Belediyesi smaçörü, çok iyi bir performans. Hafta içi oynanan Avrupa Kupası'nda da aynı şekilde çok iyi bir performans sergiledi ve smaçörlerden biri oldu. Çukurova Belediyesi'nde gene onların da bir yükselişi var. Ataman Güneyligil'in takıma gelmesiyle yapılan yeni transferlerle gerçekten yükselen bir performansları var. Gergana Dimitrova da gene haftanın etkili smaçörlerinden biriydi. Pasör Sıla Çalışkan Türk Hava Yolları çok iyi oynattı. Pasör çaprazı da zaten Van Rijk dedik. Liberomuz Melis Yılmaz. Haftanın antrenörü de tabii Türk Hava Yolları'nın antrenörü Zé Roberto. Ya aslında biraz da hani bizi şaşırtan ilk yarı kaybetmiş, ikinci yarı kazanan takımlar bizim için burada önem kazanıyor. Hani iyi bir performans. Bence mesela haftanın takımı Çukurova Belediyesi de olabilirdi. Orada biraz şeyde kaldım yani hani. O mu? Takımı seçerken daha çok istatistik üzerinden değil de aslında biraz daha... Kazanan maç üzerinden. Evet. Ve o hafta yani hangi takıma karşı kazandığı, ilk yarı o takıma kaybedip kaybetmediği, gidişatın nasıl olduğu, bunların hepsi değerlendiriliyor aslında. Evet, kesinlikle öyle ki sonucunda da böyle bir liste aslında karşımıza çıkıyor ve her haftada devam edecek diyelim. Edecek, ben bayılmazsam edecek. Çok fazla istatistik olduğu için yani bir de bana yayın girişinde biliyorsun çok söylemiştin hazırlığı zor diye. Gerçekten öyle, istatistikler çok zor yani izlesen de çünkü şey yapamıyorsun yani. Bir de bu arada hepsini izleyemezsin ki. Yani hepsini mesela ben sonrasında YouTube'dan da hani bazen kaçırdığım maçlar oluyor, izliyorum ama izleyerek de seçemiyorsunuz oyuncuyu. Yani istatistiği kesinlikle oturup okuyup analiz edip ona göre seçmeyerek daha doğru olur diye. Yani tabii. Aynen. Valla Burcu çok teşekkür ederim. Zamanımızı iyi bir şekilde kullanmaya çalıştık bugün. Biraz zamanımızdan yedik bile. Yedik hatta. Mi? Ay, evet. Ama reji bizi parçalayacak yani. Yönetmenimiz Ceyda bana zaten bir ufak ufak yazıyor. Yazıyor. Canım Ceyda'cığım, seni çok seviyorum. Kalp. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine. Beni yalnız bırakmadın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nacizane Savaş abinin yerine doldurmaya çalıştım diyebilirim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte 5. set Sports TV ekranlarında olacak sevgili izleyenler. Şimdilik iyi akşamlar dilerim.